Biz burada bugün Ağrı müsabakasıyla beraber bu hafta ligin 3. haftası, devrenin 2. ve 3. haftasına bir maç oynandık. Maalesef ki burada güzel şeyler yaşanmadı. Yani burası Cizre Spor'un yani buradaki futbol ortamı, gençlerimizin futbolu bu kadar sevmesi, bu kadar taraftar kitlesine sahip olan bir takımın burada hakları yiyildiğini biz bütün basın, kamuoyuyla biz paylaşmak istiyoruz. Geçen iki hafta önce aynı içeride Esenler Erok maçıyla yine hakem hatası, yine penaltımız, net penaltımız verilmedi. Şimdi bu geçen ondan sonraki hafta Kocaeli ile oynadık. Kocaeli Spor'un iki top sahadayken bile yine devam ettirmesi hakemin, yine ardına gol gelmesi, üçüncü golün yine dışarıdan çevrilmesi, yine golün gelmesi. Ondan sonra bu hafta yine Ağrı maçında yine hakemin net bir penaltımızı vermediğini, yani bizim futbolcularımızın, yani kulübün bu kadar hakkı yiyilmemesi lazım. Doğu'da ne kadar bir takım varsa, eğer bir çıkışa geçtiği zaman, playoff potasına ya da şampiyonluk mücadelesi verdiği zaman maalesef MHK kurulu, hakem kurulu, yani hangi niyette, hangi art niyette bu işi nasıl yapıyorlar? Bireysel mi yapıyorlar? Kurumsal mı yapıyorlar? Burada Doğu bölgesinde futbolun bitmesini mi istiyorlar acaba? Bizim çelişkiler yaşıyoruz. Bu mücadele, bu hukuksuzluk, bu adaletsizlik bu şekilde devam ediyorsa ben burada Cizre Spor Yönetim Kurulu Başkanı olarak takımımı bu saatten sonra ligden çekiyorum. Bütün basın kamuoyuna bildirmek istiyorum. Ben pazartesi resmi başvurumu da yapacağım. Burada madem başta devlet büyüklerimizin, ondan sonra Futbol Federasyonu'nun, ondan sonra MHK'nın burada futbol oynanmasına madem müsaade, madem bunlar sevinç göstermiyorlarsa, bize sahip çıkmıyorlarsa biz de bu ligden, bu yarıştan çekeceğiz. Bizim öyle bir gücümüz yok. Biz bir spor kulübüyüz. Biz sporun adına yakışan bütün şeyleri yerine getirmekle mükellefiz. Yani bunun mücadelesini verirken hakemler bu kadar art niyetli, Cizre'de bu kadar art niyetli, başka taraflardan, Türkiye'nin bir bölge çeşitlerinden gelip bu hukuksuzluğu, adaletsizliği yapıyorlarsa biz bunu sindiremeyiz. Biz bunu kaç hafta zaten sindirdik. Biz hak, hukuk peşindeyiz. Adaletli yönetsin. Bu çocukların her biri çeşitli, güzel ülkemizin her bir yanından gelmişler. Kendi ekmekleri için gelmişler. Kendi mücadele, 90 dakika burada mücadele ediyor. 100 dakika mücadele ediyor. Yani bu adamların alın teri, kendi çoluk çocuklarına ekmek götürüyorlar. Biz Cizre Spor'un spor anlamında bayrağını Türkiye'nin dört bir yanında bir kardeşlik köprüsü kurmak için mücadele ediyoruz. Ama sonuç ortada. Her hafta aynı şekilde. Her hafta aynı pozisyonlar. Aynı verilmeyen penaltılar. Ne olacak? Böyle bir mücadele olabilir mi? Biz bunun için biz ligden çekiliyoruz arkadaşlar. Buradaki devlet büyüklerimiz de rahatlasın. Federasyon da rahatlasın. MHK da rahatlasın. Herkes rahatlasın. Ama şunu unutmayın ki buradaki bütün gençlerin vebalini, ahını alırsınız. Bu kadar basit değil. 10 yıldır ben burada kulüp başkanlığı yapıyorum. Bu kadar basit olmaması lazım. Bu kadar gencin, Türkiye'nin bütün her yerinden pırıl pırıl gençler gelip burada, buradaki çocuklara örnek olup, futbolcu olup çıkmak adına böyle bir ümit veriyorlar. Biz hepimiz kardeşiz ya bu ülkede. Kimin kiminle ne alıp vermediği bir şey var. Yazık günah arkadaşlar. Bütün basın kamuoyu, bütün futbol, spor camiasına ben bildiriyorum. Bugün ben bu takımı yarından itibaren resmi kurullara ben bildirgemi yapıyorum ve bu takımı ligden çekiyorum. Vallahi ne başladıysa bizim playoff potasına girmemizle başladı her şey. Arkadaşlar, ondan önce daha adaletli yönetimler vardı. Ama biz ne zaman playoff'u kovaladık, herkes dedi ki bu takım şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olur. En azından playoff'tan çıkar. Ondan sonra hakemlerin ne hikmetse hakem hataları üst üste gelmeye başladı. Hata yapar. Ona bir şey demiyoruz ama maçtan sonra hakemle konuştuğumuz zaman diyoruz ki bu %100 penaltı, evet ve dördüncü hakem söylüyor, gözlemci söylüyor, penaltıyı vermedi. Şimdi Kocaeli'ye gidiyoruz. Sahada iki tane top var. İlk gol 9. dakika. Atıyor. Diyorum ki hocam iki tane top var sahada. Niye diyorum oyunu durdurmadın? Rakip için avantaj sağlama. Ya avantaj sağlamadı olur mu? Gol oldu pozisyon. Şimdi buraya geliyoruz, dakika 58-60 neyse. %100 penaltı. Versem farklı olacak. Şimdi 3 oradan 6 puan koy bakalım şimdi Cizre Spor'un pozisyonu ne oluyor? Bizim yüreğimizin yanmasının sebebi şu. Biz deplasmanda da içeride de kendimizi yalnız hissediyoruz.
buraya gelen hakem Tiryus'u sanki gövde gösterisine geliyor. Ezmeye geliyor bizi. Yani hakemin inisiyatifi tamamen rakipten. Tamam deplasmanda olur. Ona bir şey demiyoruz ama içeride de bizi ezmeyin kardeşim. Ya buraya gelen hakem Tiryus'una söyle, elinizi vicdanınıza koyun arkadaşlar. Bizim hepimizin çoluğu var, çocuğu var. Biz ekmek davasındayız. Benim takımımdan yarısı Karadeniz arkadaşlar. Karadeniz'de bu takıma, Karadeniz'de herhangi bir takıma bunlar yapılabiliyor mu? Yapılamıyor. Yani adımız bu coğrafyada olduğumuz için ya da bu bölgenin takımı olduğumuz için mi bunlar oluyor arkadaşlar? Hepsinin çoluğu çocuğu var. Bizim de çoluğumuz çocuğu da ekmekle götürmek zorundayız. E şimdi bu takım başkanı şimdi takımı çekti. Ne olacak arkadaşlar? Kim verecek bunun hesabı? Yani buna basit bir hakem hatası gözüyle bakamayız arkadaşlar. Başkanımızın aldığı karar da bizi çok üzdü. Yani burada başkalarının yaptığı hatalar futbolculara mal oluyor. Yani haftalardır aynı şey. Hoca'yla Erok'ta, burada net penaltı verilmiyor. Yani gerçekten çok üzgünüz. İnşallah iyi olur ama iyi olacak gibi gözükmüyor. Hani haftalardır hep aynı oynarlar. Yani söylenecek bir şey yok hocamız. Başkanımız her şeyi söyledi. Sadece başkanımızın almış olduğu bu karar gerçekten bizi çok üzdü. Başkanımızın nasıl çaba sarf ettiğini burada bütün futbolcu kardeşlerim de biliyor. Ben de yakından tanıyayım. Türkiye'nin dört bir yanından biz buralara geldik. Benim üç tane çocuğum var. Şimdi başkanımızın aldığı bu kararın sorumlusu kim? Bu takıma kim destek olacak? Ya biz desteği falan geçtik ya. Biz sadece hakkımızı istiyoruz. Biz burada terimizin son damlasına kadar mücadele edip çoluğumuza çocuğumuza ekmek getirmenin derdindeyiz. Şimdi sen geliyorsun burada, Erok'ta beni eziyorsun, Kocaeli'de beni eziyorsun, Uşak'ta bana terörist diye bağırıyorsun. Biz bunları hak etmiyoruz. Ben bu takıma İstanbul'dan geldim ikinci dönem. Bizi her deplasmanda zaten eziyorlar. Bir de içeride eziyorlar, bir de üstüne dövüyorlar. Bu adaletsizliktir. Ben buradan futbolun en üstündeki insanlara sesleniyorum. Sadece doğu tarafı falan o değil. En üstündeki insanlar. Bu takıma destek çıkacak herkese sesleniyorum burada. Bu takımı yalnız bırakmayın. Başkanımızı yalnız bırakmayın ve bu aldığı karardan onu döndürün arkadaşım. Burada millet ekmek diyor bu işte. Hakkımızı yedirmeyiz. Başkanımızın bu aldığı karar bizi ziyadesiyle üzmüştür. Bizim çoluğumuz çocuğumuz var. Bunun vebali ağırdır. Lütfen gereken yerler gereken şeyleri yapsınlar. Fazla da konuşulacak bir şey yok. Hani biz bu saatten sonra da bu sahaya çıkarsak da burada kimseye de hakkımızı ne deplasmanda ne de iç sahada kimseye de hakkımızı yedirmeyiz. Bunu da herkes bilsin. Teşekkür ederim.